Muhtarlar Konuşuyor programı 14. bölümündeyiz. Bu haftaki konuklarımız Geyve. Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı, aynı zamanda Esenköy Mahalle Muhtarı Abdullah Şenel. Hoş geldiniz. Genel bir Geyve tarifi yapabilir misiniz sorunlarla ilgili? Şimdi bizim genel sorunlarımız SEDAŞ'la. Yani köylerdeki trafoların işte kaçta Ceylan geldi köye? 76'da yapılan trafolar. Onlar hala duruyor. Ağaç direkleri. Telekom'da sıkıntımız var. Altyapıda işte köylerde çoğunda internet çekmiyor. Normal SMS telefonlarımız çekmiyor. Evet. Bu sıkıntılarımız var. Tabii öbür ufak tefek sıkıntılarımız işte saksı ile GB Belediyesi, Büyükşehir'le işlerimizi görüyoruz yani şu anda. Yani devletin imkan verdiği sürece faydalanıyoruz. Sıkıntılarımız bu. Mesela bizim yörede Doğan Tepe yönetimimiz var bizim. %80 baraj yönetimimiz var sulama ile ilgili. %80'i tamamlandı. 3-4 senedir müteahhit bıraktı gitti. %20'lik kalmıştı. O yapıldığı zaman 7-8 köyümüz sulamaya tekrar dönecek inşallah. Bir de işte Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız GV'de kent meydanımızı yapıyor. Evet. Yani şu anda inşaat halindeyiz GV merkezi. O da biterse inşallah güzel olacak. Bir de GV Belediye Başkanımız Murat Kaya bu hayvanın şeyini aldı bizim patentini. Patent aldı. İşte inşallah köylülerden yaprağına varıncaya kadar değerlendireceğiz diyorlar inşallah. Öyle olursa bizim GV bölgesi Sakarya'nın tarımsal bölgesi. Evet. Biz meyve zebze pek yok bizim, meyvecilik bizim. Bir tane ambarı. Aynen öyle. Yani inşallah bunlar bu sulamayı, bu yöresel diye bir yer açtılar inşallah orada randıman verirse. Vatandan halbinası yapıyorlar Sabri Bey köyümüzde. Güzel bir halbinası yapıyor inşallah. O da faaliyete geçtiği zaman vatandaşımız biraz daha rahatlayacak. İnşallah. Bizim öncelikli sorunlarımız bunlar amcalar. Yollar ya, yapılıyor. Yavaş yavaş yapılıyor yani. İşte bu sene grup yolları gecesine kaç kilometre aslında tapuda 35-40 kilometre yapıldı. Gene bu sene inşallah o kadar yaparlar. Evet. Yani imkan meselesi bunlar. Yani tabii. Yollarının suyun birden olacak diye bir kaidemiz yok. Devletin imkanı ne kadar olursa vatandaşa da yansıtmaya çalışıyorlar inşallah. Başka soracağım var mı? SEDAŞ, bir de Telekom'da. Telekom'da sıkıntımız var. Yani burada biraz daha yatırım yapmaları gerekiyor. Yani Telekom müdürü de öyle diyor. Yani şimdi adam internet alıyor, 70-80 lira ayda aidat veriyor, interneti çekmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Aynen öyle, olmayan interneti para ödüyor. Çok büyük sıkıntı var Türk Telekom'da. Yani SEDAŞ başkanım anlatıyor. Bu bir de pandemi olayı çıktı. Yani pandemiden dolayı vatandaşımıza, bizim bölgede inşallah biraz daha iyiyiz. Yani muhtarlarım Allah razı olsun. Vatandaşlara işte git gelmeler, ziyaretler takip ediyorlar. Fazla sıkıntımız yok ama sıkıntımız şu. Yani bizim yüzümüzden genç öğrencilerimiz okula gidemiyor. Yani vatandaş bunun bilincinde olması gerekiyor. Evet. Biz bir şekilde belli gruba geldik, yaşımızı aldık. Ama oradaki 10 yaşında, 5 yaşında çocuk okula gidemiyor. Onun da hakkına biz tecavüz etmiş oluyoruz. Evet, maalesef. Onun için biraz daha duyarlı olursak, inşallah şehrimizde de bu iş biraz daha azalırsa, vatandaş iyice bunaldı çünkü. Böyle bir sıkıntılar var. İnşallah bunları da atlatacağız. İnşallah. Ama bunları da atlatmak için işte uzmanların söylediği uyacağız kurallara. Kurallara uyacağız inşallah. Kurallara uymadıktan sonra kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü tam bitiyor. Bir koy veriyoruz kendimizi. Yeniden başlıyoruz. Mesela bugün Karaca muhtarımın yengesi öldü işte. Benim de akrabam oldu bunlar. Yani koronadan öldü bunlar işte. Yani daha 80 yaşına gelmedi ablamız. Onun için biraz daha gayret edersek inşallah atlatacağız. Mahallenizin bir sıkıntısı var mı? Mahallemin yok. Benim mahallede zaten 5-10 kişi var zaten aile olarak. Evet. Kışın yazında 25-30 hane oluyor. Yayla yüksek kesinlikle. Benim rakım 900 köyümün tamam, rakımı. Tamam, ben de mesela dün 40 santim kar yaptı. Evet. Graydarlı yolları açtık. Evet. Şimdi ne diyeyim, mahallemde şey yok. Yolum asfalt, evet. Suyum var. Karadeniz. Ben kendim Trabzon Çaykaralıyım ben kendim. Hemşeri sayılır. Yani bende 6 çocuk var, 4 kız 2 oğlan. Maşallah. 14 tane torunum var. Oh maşallah. Artık
yaşımız dolduruyor inşallah. İnşallah iyi olur. Evet, Çine Mahalle Muhtarı İbrahim Yemiş. Geyve ilçesi Çine Mahalle Muhtarıyım. Adım İbrahim Yemiş. Şimdi Kanal 264 programı teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı verdiği için. Benim mahallem kırsalda bir mahalle. Geyve ilçesine 17 kilometre ile 52 kilometre. Ben genelde burada kırsala hitap edeceğim. Yani kırsalın sorunlarını dile getireceğim. Şimdi malum Geyve coğrafi olarak bir ana taban Sakarya Nehri boyu mahalleler ve kırsaldan mevcut. Yani iki tür coğrafi bölgeden mevcut. Tabii biz kırsalda olduğumuz için biraz daha koşullarımız mahalle, yani tabandaki mahallelere göre biraz daha zor. İlk sorunumuz yol sorunu. Malum biz tarımla uğraşan mahalleleriz. İşte tarım ve hayvancılıkla merkeze bir ürünümüzü indirmek için iyi bir yollara ihtiyacımız var. Yani yolumuz iyi olmadığı zaman hem bize alıcılar gelmiyor, hem biz ürettiğimiz malı merkezlere indiremiyoruz. Önce kırsaldaki mahallelerimizin yollarının tamamının bitmesi gerekiyor. Geçen sene, yani 2020 yılında programda olan Sekarman'dan Çine'ye kadar, benim mahalleme kadar olan yolun sadece bir bölümü oldu. İşte kış koşulları olduğu için inşallah 2021 yılına kaldı bu. Bu sene bitecek. Sadece benim mahallem değil, bunun yanında Yaylak ayrımı Akdoğan, tabii Çukurköy var içerisinde, Karacaören, Akdoğan Karacaören, efendim Akdoğan Çine, Çine Günoşlar. Bunların inşallah bu sene yollarının bitirilir. İkincisi içme suyu. Çok şükür benim mahallemde içme suyu sıkıntım yok ama bugün Çamlık'tan Şekerman'a kadar olan Güney Kırsal köylerinde bazı mahallelerde ciddi içme suyu sıkıntısı var. Saski sağ olsun böyle Ağustos'tan sonra, malum bir de kuraklık var. Yağış oranı yıldan yıla düşüyor. Onun için gittikçe su kaynaklarımız azalıyor. İçme suyu sıkıntısı çekiyoruz. Bu gibi köylere kaynak suları belirlenmeli ya da Saski'nin belirli yerlerden kaynak getirip içme suyunu taşıma değil de su depolarına aktararak Saski getiriyor. İçme sularımızı tankerlere taşıyor ama işte taşıma suyu da ne kadar olursa, yani kaynak bulup su depolarına su getirilmesi. Üçüncüsü, malum kırsalda bizim arazilerimiz çok parçalı. Geyve Ziraat Odası verilerine göre Geyve'de parsel başı 3300 metrekare. Örnek verirsek, bugün 30 dönüm bir üreticinin, bir çiftçinin arazisi olursa bu 10 parça demek. 10 parça demek. Adam bakım için 10 ayrı parsele gidecek. Kiminin yolu olmuyor efendim, kiminin toprak yapısı farklı. Kuru tarımdan para kazanamıyor. Biz kırsalda önce mahallelerimizin ekonomik durumlarını yükseltmemiz lazım. Bu yüzden hububat ve ayçiçeği tarımından ziyade, çünkü bizde çok yüksek dönümlerle hitap etmiyor. 30 dönüm, 50 dönüm. Onun için bu sefer göç veriyoruz. İşte son yıllarda, son 10-15 yılda bu AK Parti hükümetinde ilk dönemlerinde Akdoğan Sulama Göleti, Sekarman Sulama Göleti, Çine Sulama Göletleri yapıldı. Bunun devam etmesini istiyoruz. Ne kadar sulu tarıma geçersek vatandaşımız o kadar gelir düzeyi, refah düzeyi yükselecek ve biz gençlerimizi kırsaldan merkeze göndermeyeceğiz. Gerek hayvancılıkta olsun, gerek meyve sebze üretiminde olsun. Topraklarımız çok güzel. Efendim, iklimimiz çok güzel. Yani Sakarya olarak Marmara bölgesinin diyebilirim ki en güzel yerinde. Geyve yine işte Pamukova, Geyve havzasını düşünürsek çok güzel iklime sahibiz. Ve konum olarak da metropollere çok yakınız. Pek
pazarlamada sıkıntımız çok fazla yok bu yüzden. Onun için kırsaldaki köylerimizi sulu tarıma geçirebilirsek, kendi mahallemde örnek verirsem, benim mahallemde takriben 2000-2500 dönüm arazi var. Bunun sadece Çin'e göretinden 500 dönümünü sulayabiliyoruz. Ben bunu 1000-1500 dönüme çıkartabilirsem, ben köyümden bir tek genci şehire, fabrikalara göndermem. Ve cazibe merkezi olarak bilakis göç alırız. Göç alırız. Benim köyüm 42 hane, 35 hane İstanbul, işte Kocaeli, Sakarya gibi, Gebze gibi yerlerden yazlıkçılar gelmeye başladı. Tabii bunların bize faydaları da oluyor. Bizden istekleri de oluyor. Elektrik isteği oluyor, su isteği oluyor, yol isteği oluyor. İşte kırsaldaki mahallelerimizi cazibe merkezi ya da göç veren değil de göç alan mahalleler yapmalıyız ki gençlerimiz tarıma devam etsin. Bunun için de kırsaldaki arazilerimizin mümkün oldukça sulu tarıma geçmesi lazım. Ben diğer konulara geçmek istiyorum. Malum elektrik. Yani elektrik, şimdi benim mahallem 1976 yılında elektrik gelmiş, ilk elektrik gelmiş. Ahşap direkler, alüminyum teller sürekli arıza yapıyor. Yani bir ahşap metalin belirli bir ömrü var. Yani bugün bir insan ömrünün 70 yıl olduğunu düşünürsek 46-47 yıl bir ahşabın toprakta dayanması biraz müşkül. Bugün fırtınadan, kardan bunlar yıkılıyor, teller kopuyor. Allah muhafaza can kaybı olabilir. Ve ben bunu Geybe Elektrik İşletmesi'ne sürekli 3 sefer dilekçe verdim. Bana gelen cevap, şu andaki mevcut elektrik şeyinizde, yapınızda bir sıkıntı yoktur. Sıkıntıyı ben çekiyorum. Onlar için bir sıkıntı yok. Ama vatandaş sürekli her ay faturasını muntazaman ödüyor. Ödemediği zaman onlar kesebiliyorlar ama biz onların bir şey yapamıyoruz. Onun için benim elektrik direklerimin betonla ya da işte şeyle, metalle değiştirilmesini istiyorum. Tellerin yeniden komple bir elden geçirilmesini. Bu Allah göstermesin ileride bir can kaybına da sebep olabilir. Ben bunu GEB'deki elektrik kurumuna defalarca söyledim. Dedim, bu konularda ben sorumlu olmayacağımı, bu ileride sizin başınızı ağrıtacağını defalarca söylememe rağmen bana gelen resmi yazıda mahallendeki elektrik direklerinde, elektrik akışında herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki vahim bir olay olduktan sonra sıkıntı olacak. Öyle gözüküyor. Diğer bir husus, kırsalda internet. Malum demin bahsetmiştim, gençlerimizi kırsalda tutalım. Şimdi gençlerimize internetini, sosyal hizmetlerini, şehirde bulduklarını orada da temin edemezsek göç önleyemeyiz. O yüzden internetin her haneye gelmesini ve iyi hızda bir internet çekilmesi iyi olur. Bak benim köyümde öyle bir sıkıntı yok. Çok şükür Akdoğan'a çok yakın olduğumuz için Akdoğan'da trafo var, santral var yani. Benim köyümde internet hemen hemen her hanede var. Ama Karacören gibi, efendim Şehren gibi, Çamlık gibi daha da uzak yerlerde internet kesinlikle çekmiyor. Hatta bazı istasyonları da çekmiyor. Safi Bey Muhtarı Mustafa Tur. Bu imkanı bize verdiğinizden dolayı 264 televizyonumuza ve başkanlarımıza çok sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Hepsinden Allah razı olsun. Bizim sorunumuz çok. Şimdi ilk önce nereden başlayayım? Devlet Su İşleri ve Sulama Birliği'nden başlayayım. Bayat, Kozan, Bözüren, Çengel, Safıköy'ü. Buradaki çalışan, tarımla ilgili olan arkadaşların sulama birliğinde büyük sıkıntılar var. Bir kere kanallarımız şu anda doğru temizlenmiyor. Milletimiz, bütün arkadaşlar, köy vatandaşlarımız çimlerini dikmeye başladılar. Ama sulama sıkıntısı çok. Geçen sene, bu sene 15 lira yapılan kuyu parasını çıkartmışlar 75 liraya, 80 liraya. Zaten bu hastalıktan dolayı millet sıkıntı içerisinde. Ödeme şeylere sıkıntı olduğundan dolayı bunları ödeme şansı yok. Yani
5 liradan 75 liraya, bilemedin 15 liradan 80 liraya çıkartmanın bir anlamı yok. Bu millet burada çok sıkıntılı. Artı 1979 senesinde benim köyüme bir sel geldi. 15 kişi öldü. Bu derelerin tamamen güzelce temizlenmesini, bir daha böyle bir şey yaşanmaması için ben bir gaz sefer kendine söyledim. Eskişehir'e gittim, Ankara'ya gittim. Bu işler olması için. Ama hala gelen giden yok. Geçen Sakarya bölgesindeki su işleri bölge müdürlüğünden de, Abdurrahman Bey'le de görüştük. Gelip bakacağını söylediler ama gelip bakmadılar. Artı tarihsel çınar ağaçlarımız var. Bundan çoğu kurudu. Ben birkaç tanesini bu sene kestirdim valiliğe gittiğim geldiğim zaman. Bunların kökleri duruyor. Bunları mumlaştırmak istiyorum tarihsel olduğu için. Bunlar yapılması lazım. 30 seneden beri benim 1400 metrekare olan bir yerim var. Asfalt olmadı. 2 tane cenaze verdik burada kaza neden oldu. Allah razı olsun Ekrem Başkan'la görüştüğümüzde yapacağını söyledi. Yapacağına da eminiz. İnşallah olacak. Diğer taraftan köyümüze bizim bir yerimize pazar yeri kurdurduktu. Geçen seneden bu tarafa çalışıyoruz. Ekrem Başkan da ihaleyi verdi inşallah. Güzel bir pazar yeri olacak. Bu çalışmalara devam ediyoruz. Yani bizim sıkıntılarımız bu konularda var. Devlet Su İşleri'nin daha eskiden yapmış olduğu kanal var. Toprak kanal. Buradan temizlenmesi lazım. Buradan temizlenmiyor mütmetçe. Gidip gelirken aşırı derece kokular var. Bu kulağın temizlenmesi lazım. Okulun şeyleri dediği gibi yapılması lazım. İnternetten diğer muhtar arkadaşlar söylediği gibi. Ben internette çok sıkıntı yaşıyorum. Ben interneti şu anda her ay 100 lira kendim ödediğim halde ben internetten görüşemiyorum. Bağlantısı yok. Her akşam çocuklar beni arıyor. Abi muhtarım biz ders yapamıyoruz, ders yapamıyoruz değil mi? Bunu geçen gün Ekrem Başkan'la da görüştüğümüzde Ali Zah Bey'le telefondan görüşme yapıldığı zaman Ali Zah Bey'e saygıdeğer başkanım telefonda kendisini izah etti. Biz bu yolu yapacağız, genişleteceğiz. Bir an evvel bu yolun internetle ilgili olan şeyi çözülmesini rica etti. İnşallah olacak. Asfalt yapıldıktan sonra bunların yapılmasının hiçbir anlamı yok. Önce bu altyapı yapıldıktan sonra bunların yapılması lazım. Ama su sorunu yani sulama birliğinden çok büyük sıkıntılar var. Bir an evvel bundan çözülmesi lazım. Bunlar çözülmediği müddetçe olmaz. Olmuyor. Doğalgaz sıkıntımız var. Bir de olur mu olmaz bunu bilmiyoruz. İmara bir daha açma şansları var mı? Yani bir daha imar açılırsa o zaman imardan yaralanmayan vatandaşlarımız var. Onların yapılması lazım ki yarın bir gün doğalgazı geçtiği zaman alması lazım. 79'da sel geldiğinde aşağı yukarıki mahalleden aşağıki mahalleye göç edildik. Herkesin kendi yeri olduğu için evini yaptırdı. Buralarda yol, resmi olan yol görünmüyor. Bunların yapılması lazım. İnşallah bunlar da olur. Sizlerin sayesinde yardımcı olursanız bu inşallah olur. Peki, Eşme Mahalle Muhtarımız Koray Topuz. Eşme Mahalle Muhtarı Koray Topuz. Biz Eşme olarak merkez mahallelerden sonra GV'ye en yakın kırsal mahalleyiz. 2 kilometre uzaklığımız var. 31 Mart 2019 seçimlerinden önce doğalgazımız geldi. Doğalgazdan sonra Ekrem Başkanımız o dönemde asfaltlama çalışmalarını bitirdi. Ondan sonra kalan mahalle aralarındaki kesimlerde parke çalışması başlamıştı. Şu an bugün de çalışma devam ediyor. Parkede Eşme'nin yaklaşık %80'ini parke çalışması olarak da bitirdik. Buradan hem Ekrem Başkanımıza hem Murat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim en büyük problemimiz köyümüzü, mahallemizi ikiye ayıran deremiz var. Bunun bakım ve onarımı Devlet Su İşleri'ne ait. Biz bunun ıslah çalışması ve eski köprülerin bakımı için Devlet Su İşleri'ne 2014 yılında dosya halinde bir işlem yapılması gerektiğini söylemiştik. Bunun başvurusunu da yapmıştık. Ama biz bunun karşılığında 2014'ten beri yaklaşık 7 yıldır Devlet Su İşleri'nden herhangi bir dönüt alamadık. 19 Haziran 2020'deki GV'de oluşan selde
biz mağdur duruma düştük. Çünkü derelerin içerisindeki pislikler temizlenmediğinden dolayı sel yaşadık. Ve ondan sonra da herhangi bir çalışma olmadı. Sadece GV Belediyesi o dönemde bir temizleme gerçekleştirdi. Biz burada Devlet Su İşleri'nden bir çalışma bekliyoruz kendi mahallemiz için. Diğer muhtarlarımızın dediği gibi biz sulama kanallarında GV'de en sonda yer alıyoruz arazi olarak. Bize gelene kadar su, sulama birliğinin basmış olduğu su 17 köyden geçiyor ve Eşme en sonda yer alıyor. Sulama birliğindeki arkadaşlar bunu biz pompaya suyu verdik, 24 saat su basıyoruz dediklerinde suyun basım işlemini doğru yapıyorlar ama takip işlemini yapmıyorlar. Ve bu su Eşme'ye ulaşmıyor, Eşme'nin tarım arazilerine ulaşmıyor. Diğer köyler günü olmamasına rağmen sulama yapıyor. Ya da vatandaş salma sulamama yapmaması yerde salma sulama yapıyor. Hani o arkadaşlar çıkıp da arazide bunun kontrolünü sağladıklarında Eşme'de çok rahat sulama yapabilecektir. Biz arkadaşlara her defasında yazın hani şu suyu bir takip edelim, kim günü olmadığı halde suluyor, bir cezai işlem uygulatalım gibi bir şeyler söylediğimizde çok fazla bir çalışma olmadı bu konuyla alakalı. Bu yıl da aynısını yaşayacağız. Geçen yıl da yaşadık. Biz sulama birliğinde bir problem yaşıyoruz fazlasıyla ve ciddi rakamlar ödediği halde bizim tarım yapan vatandaşlarımız bunun karşılığında senede bir kere bile sulama yapamayan çok insanımız oluyor. Burada mağduriyet yaşıyoruz ve biz arada kalıyoruz bu sefer sulama birliğiyle. Vatandaş arasında kalıyoruz. Bir diğer konumuz bizim Saski'nin bize sağlamış olduğu su GV'nin merkezinden 3 kilometre su pompasıyla birlikte basılıyor. Yaklaşık 520-530 haneyiz biz ve yazın dışarıdan gelen, İstanbul'dan gelen özellikle vatandaşlarla birlikte 2000 nüfusa çıkıyoruz. Onların sağladığı su evet 1300-1400 kişiye yetiyor. Ama cumartesi ve pazar günleri 2000 kişiye su yetmiyor. Bu sefer takviye yapmamız gerekiyor. Takviye yaptığımızda da 500 hane aynı anda suyu açtığı zaman gelen 5-10 ton suyun hiçbir anlamı kalmıyor. Hatlar zaten onu doldurmuş oluyor. Saski ile bu konuda bizim aslında yukarıdan dağlardan gelen sularımız var. Bunların bakım ve onarımı için bir çalışma yapması gerekiyor diye düşünüyoruz. Kanalizasyona sahibiz. %50'miz kanalizasyon var, kullanıyoruz. Ama diğer kalan %50'mizle alakalı bir kanalizasyon çalışması yaptıramıyoruz. Hep söylemiş oldukları kod farkından dolayı çalışma yapılamıyor. Hani kod farkı bir tek Eşme'de değil, her yerde kod farkı oluyor. Şehir merkezlerinde de kod farkı oluyor. Ama bunun yöntemleri var. Bir yerde toplayıp basabiliyorlar. Saski'de bununla ilgili eksiklerimiz bulunuyor. Onun dışında bizim mezarlığımız tam girişte bulunuyor. Mahallenin girişindeki asfalt yolda, yol kenarında bulunuyor. Bununla alakalı yaklaşık 25 yıldan beri herhangi bir çalışma yapılmadı. Etrafı tel örgüyle çevrili ve bu tel örgü zamanla aşina aşina artık yok denecek seviyeye geldi. Biz bunun başvurusunu geçen yıl Büyükşehir Belediye'mizde yaptık, Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzle birlikte. Herhangi bir dönüt alamadık şu ana kadar. En azından hani bir taş duvar, asfalta bakan kısmında bir taş duvar olursa eğer hem görsel olarak mezarlığımız daha güzel gözükecektir. Hem de yolla bağlantısını en azından mezarlığın kesmiş olacağız. İşte giriş çıkışlar çok daha rahat olacaktır. Bununla alakalı bir dönüt bekliyoruz. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok şimdilik. Bunlardır. Ben teşekkür ederim. Karaçam Mahalle Muhtarı Osman Nuri Ölmez. Karaçam Mahalle Muhtarı Osman Ölmez. Karaçam Adapazarı'na 15 kilometre, GV'ye 25 kilometre mesafede Eskişehir yolu üzerinde kurulu bulunan doğa harikası bir köy. Eskiden köydü, mahalle olduk. Ancak birçok konuda halen köy olarak devam ediyoruz yani. Mahalle olamadık, öyle söyleyeyim. Öncelikle ben şunu dile getireyim. Muhtarlık müessesesi maalesef güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bütün sorumluluk, her türlü sorumluluk var. Ama yetkiye gelince hiçbir yetkimiz yok. Onun için biraz daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkanıma bu konuda biraz daha zaten bazı faaliyetleri var herhalde kırsal mahallelerle ilgili. Bu konuları biraz daha hızlandırmasını rica ediyorum. Bunun dışında benim mahallemde sorun çok. Ben Geyve'nin kırsalda olan en büyük mahallelerinden biriyim. En büyük mahallesiyiz yani. Öncelikle D650 karayolu maalesef transit geçişleri için çok güzel oldu ama Karaçam için bir eziyet. Çünkü yan yolumuz yok bir tarafta. Bunun dışında katılım yolları
Çok tehlikeli. Arabalar karşı karşıya geliyor. Bununla ilgili 2 yıldır mücadele ediyorum. Şu ana kadar bir netice alamadık. Bu yolların yapılmasını istiyoruz. Karayolları bölge müdürlüğüne yazı yazmıştık. Gerçi buradaki Osman Bey biliyor işi. Şu anda tetkikler yapılıyor. Tahminim bir şeyler yapılacak. Bunun dışında bizim diğer sorunumuz başlı başına bir sorun tabii. Karaçam Mahallesi kadastro olarak bir bölümü Arifiye sınırları içinde. Yani kamera alabilir mi bilmiyorum ama şurası Karaçam Mahallesi. Adliye buralarda bir yerde. Kamera alabilirse. Sınırımız bu bak. Şu mavi gözüküyor bak. Şöyle geliyor. Burası adliye. Normalde adliye. Ama her türlü hizmeti biz veriyoruz şu anda. Yani bu sınırların işte daha önce çizilen bir çizgi var. O şekilde genişletilmesini istiyoruz. Burada da Arifiye Belediye Başkanımıza bir görev düşüyor. İsmail Başkan'a görüşmelerimiz oldu. Gerçi bana söz verdi. Ayarlayacağız dedi. Yani bir sınır çalışması yapılması lazım. Bunun için de İsmail Başkan'ın onayı olmadan kesinlikle bu iş hallolmuyor. Her tarafa başvurduk. Valilikten de şey yaptık. Olmadı. İsmail Başkan'ın burada bir şey göstermesi gerekiyor. Çünkü köy bölünmüş durumda. Yani adliye bize 2 kilometre uzakta. Ama biz iç içe. Yani bir ev burada, öbür ev öbür tarafta. Biri adliye, biri şey. Yani bu şey olarak da sıkıntı. Güvenlik açısından da sıkıntı. Hizmet açısından da sıkıntı. Zaten şu anda hizmeti veriyoruz gerçi ama güvenlik açısından jandarma geliyor. Geyve jandarması geliyor. Buraya biz bakmıyoruz diyor. Çağırıyor Arifiye jandarmasını. Bu sefer şey gecikiyor. Müdahale gecikiyor. Bu şekilde bir sıkıntılarımız var. En büyük sıkıntım bu benim. Bunun çözülmesini yetkililerden rica ediyorum. Yani bu konuyla ilgili Ekrem Başkanım, Murat Başkanım zaten bilgileri var. İsmail Başkan'la da görüşmelerimiz oldu. Bir de gençlerimizle ilgili, mahallemde gençlere yönelik faaliyet gösterebilecek, gençlerin eğlenebileceği, takılabileceği hiçbir ortam yok. Yani şimdi zaten yeni gençlik internete, telefona bağlı yaşıyor. Biz bunları buradan kurtarmak istiyoruz. Bir gençlik merkezi yapmak istiyoruz. Kendimiz yapmak istedik. Yer sorunu oldu, yer bulamadık. Yer bulursak işte gençlerin içinde spor yapabileceği, bazı spor aktiviteler yapabileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Bunun dışında okulumuzun arkasında kendi imkanlarımızla yaptığımız bir spor salonu var. Spor salonunun arkasında mini futbol sahası var. Zemini maalesef yapılmadığı için atıl durumda duruyor. Etrafı çevrilmiş, ışıklandırması her şeyi var. Ama sadece zemini suni çim yapılması lazım. Bununla ilgili de girişimlerimiz oldu. Bu konuda Ekrem Başkan ve Murat Başkan bize söz verdiler. Onların da sözlerine güveniyoruz. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü tabii ki doğalgaz için yapıyorum. Köyüme, mahalleme doğalgaz geldi. Bu konuda çok memnunuz. Halkımız da memnun. Yani %70'ine yakın doğalgaz geldi. Diğer bölümlerde bu sene inşallah tamamlayacağız. İnternetle ilgili her yerde olduğu gibi bizde de sorun var. Çocuklar uzaktan eğitimle ders yapmak zorundalar. İnternete giremiyorlar. Arayan muhtarı arıyor. Yani ben şimdi yetki var, yani yetkimiz yok diyorum. O yani adam arıyor. Her şeyde bizi arıyor vatandaş. Şimdi internete ben ne yapabilirim? Gittik kaç sefer müdüre dilekçe verdik. Sorunlar çözülmüyor. Yani güçlendirilmesi lazım hatların. Bununla ilgili çalışma yapılması lazım. SEDAŞ'la ilgili trafolarımız yetersiz, elektriklerimiz düşüyor. Sık sık arıza yapıyor. Bizim sorunlarımız bu kadar. Ya tabii çocuk parkları falan filan bunlar elden geçmesi lazım. Bunlar ufak sorunlar olduğu için dile getirmenin bir anlamı yok. Bir de yürüyüş yolu yapmak istiyoruz. Bir demir yolunun bir terki var. Eğer orayla ilgili bir tasavvuf sağlayabilirsek oraya da bir yürüyüş yolu yapmak istiyoruz. Meşhur demir köprümüz var. Karaçam'dan demir köprüye kadar bir yürüyüş yolu oluşturmak istiyoruz. Bir milli emlakın bir arazisi var. Orayı da alabilirsek
10 dönümlük bir arazimiz var. Mesire alanı olarak, park ve bahçeler olarak düzenlemek istiyoruz. Taleplerimiz bunlar. Teşekkür ediyorum bize böyle bir imkanı sağladığınız için. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Başkanım, kısaca toparlarsak sorunları. İlk önce TV 264 ekibiniz, Alaaddin Bey, sizin şahsınızda, kameraman arkadaşlara, Sakarya'daki 668 muhtarım adına teşekkür ederim. Muhtarlarımızın sesi olduğunuz için. Ve bu programa katılan GV Muhtarlar Derneği Başkanımız Abdullah abi ve onun yanında gelen muhtarlarımıza ve bütün GV'deki 73 muhtarlarımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Şimdi her programda ben bazı başlıklar haline geçiyorum. İlk önce hemen zamanı iyi değerlendirelim. Her programda yaptığımız gibi ilk önce kırsal mahallelerle ilgili bir açıklama yapayım. Bugün en son bu programa başlamadan görüştüğümüzde kırsal mahalle ile ilgili uygulama yönetmeliği Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne bakan tarafından sunuldu. Bekliyor artık. Ama yarın onaylanır, ama 5 gün sonra onaylanır, bilemiyoruz. Bu program yayınlanana kadar büyük ihtimalle uygulama yönetmeliği gelecek. Şimdi kırsal mahalle olduğu zaman plan mecburiyeti yok. 1/5000'lik planları büyükşehir yapıyor, 1/1000'lik planları ilçe belediyeleri yapıyor. Kırsal mahalle kabul edilirse kesinlikle eskiden köy tüzel kişiliği olan konum tekrar geri gelmiyor. Bu kesin, bunu herkes bilsin. İkincisi, babalarımızın, dedelerimizin hibe ettiği köy yeri, mezar yeri, okul yeri gibi yerler, belediyeye, hazineye, milli eğitime geçilen yerler de kesinlikle geriye gelmiyor. Bunun bilmesi lazım. Üçüncüsü, buraya muhtar, aza veya vatandaş müracaat edecek diye bir şey yok. Herkes müracaat edebilir. Hatta ve hatta 20 gün önce bakanlıktaydım. Oradaki ifade, hiç kimse müracaat etmese dahi ilçe belediyesi kırsal mahalle oluyor dediği zaman olabiliyor. Ondan sonra ve müracaatta tarih söz konusu değil. Onun için de uygulama yönetmeliğini bekliyoruz. Bizim önerimiz şu: uygulama yönetmeliği çıktıktan sonra her belediye başkanı muhtarlarımızla bir toplantı yapması lazım. O işteki teknik ekiplerle kırsal mahalle talebinde bulunanlara da artılarını, eksilerini tek tek anlatması lazım. Ondan sonra o köydeki vatandaşlar, bana köy daha samimi geliyor. Eski orköylere diyeyim veya eskiden köy olup mahalle dönüşen yerleşim yerlerindeki vatandaşlar neyi talep ediyorsa bizim muhtarımız azalarıyla beraber o şekilde dilekçesini verir. İlçe belediyesi de ona göre karar verir. Buradaki sıkıntı şu: 1/1000'lik planlar yapılabilir, yapılmayabilir. Peki plan olmadığı zaman doğalgaz gelme sıkıntısı var. Plan olmadığından dolayı kanalizasyona dönme şansın olmayabilir. Bu sıkıntı var. Onun haricinde ön tarafı bir şahsa ait olup ikili ilişkilerden dolayı arka tarafa verilen yollar var. Köy yerlerinde var. Buraya bırak hizmet gelmesi, öndeki vatandaş yarın öbürünü hibe etmese, oraya ağaç tel örgü çekse arka tarafa geçme şansı yok. Dolayısıyla da bunun için planların olması gerekir. Kimse plana karşı değil, fakat 1/1000'lik planla uğranırken 7181 sayılı yasa, 2019'da çıkan 18 uygulaması var. 18 uygulamasında da bir sürü sıkıntılar var. Avadanlıkların tam ortasından, mesela koruluk deniyor. Tarım aletleri var, traktörü var, vatandaşın bilmem ne var. Evinin önünde bu. Tam ortasından 18 uyguladığın zaman adam perişan oluyor. Arka tarafta bunları yapacak bir alanı yok. Böyle bir alanı olsa en az 200-300 bin lira masraf yapacak durum yok. Üçüncüsü, ben Osman arkadaşımla konuşmuyorum, Abdullah abiyle konuşmuyorum veya gelip beni bunlara ortak ediyor. Bu sefer kanlı bıçaklı olma noktasına geliniyor. Dolayısıyla da kırsal mahalleyi böyle geçelim. Onun haricinde SEDAŞ'la ilgili trafoların güçlendirilmesiyle ilgili defalarca gittik ve ilk defa bu sene 2021 yatırım planında bakım için 2,5 kat ödenek ayrıldığını ifade ettiler. Ceyran kesintileri için Yanık Köyü'nde Sapanca ve Ferizli'de TH'in indirici merkezi bir tarafta hazır, bir tarafta değil. Bir tarafta da SEDAŞ kabloları çekmiş, öbür tarafta da TH'i bekliyor. Bu şehrin kuzeyini ve batı tarafını rahatlatacak bir durum. Ve iki ayda da bir bakıma girince SEDAŞ'la ilgili büyük ihtimalle bu sorunlar çözülecek. Çünkü voltaj düşüklüğü olduğu zaman akşam saatleri hayvanlarını vatandaş sağamadığı gibi ani elektrik kesintilerine elektrik cihazları arıza görüyor. Onun haricinde 70'li yıllarda başlayan bu direklerin dikilmesinden dolayı direkler artık işlevini yitirdi.
bunların bir an önce değişmesi lazım. Tarlanın ortası, tarlaların ortasında olan yüksek gerilim hatlarının yol kenarına çekilmesi lazım ki yarın öbür gün bir aşırı kar yağışında falan Selaş çalışanları kardeşlerimiz canla başla çalışıyorlar. Daha arızaya anında müdahale edilmesi için. Örneğin ağaç dallarının tellere değen bölümlerinin kesilmesi lazım. En ufak bir şeyde kesiliyor gibi işte talepleri iletildi. Dolayısıyla da özellikle de planlı kesimler yapıldığı zaman arızaların haricinde mümkünse özellikle bu pandemi döneminde olduğundan dolayı planlı kesimlerin hafta sonu yapılmasını talep ediyoruz. Bu sefer de tatilciler itiraz ediyor ama tatilden ziyade çocuklarımızın eğitimi önemli. Bir yanda internet sıkıntısı varken telekomdan, bir yanda da elektrik kesintisi varken bu sefer hepten sıkıntılı duruma düşülüyor. Bunu böylece ifade edeyim. Ve muhtarın biraz önce muhtarların güçlendirilmesiyle ilgili bir şey yapıldı. Şu anda Türkiye'de 50.134, 52.198'di düştü muhtarlık sayısı. Dolayısıyla da emekli olmayan muhtarların muhtar bağ kurulu olarak ödenmesinde, muhtar ödeneklerinin asgari ücret seviyesine gelmesinde ben silaha karşı olmama rağmen emekli olup en az bir dönem muhtarlık yapanların silah taşıma harcı ödenmemesinde acizane benim başkanlığı yaptım. Şu Sakarya Muhtarlar Federasyonu, ben mütevazi davranıyorum. %30 bizim katkımız vardır. Sosyal haklardan alacağımızı aldık ama yetki kalmadı. Yetkinin kalması için de 5 yıldır benim bir mücadelem var. Türkiye'de ilk defa gündeme getiren benim. Muhtarlar belediye meclis üyesi olmalı. Mahallesinde alınacak kararlarla ilgili söz hakkı, oy hakkı olması lazım. Meclis üyesi arkadaşlarımız değerli arkadaşlardır. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama 50 artı 1 diyeyim, aslında %90'ı da 50 artı 1'i benim mahallemin yerini bilmiyor, ismini bilmiyor, benim mahallemde karar alıyor. Dolayısıyla da benim mahallemde alınacak kararda benim söz hakkım, oy hakkım olması lazım. Bir ay önce İçişleri Bakanlığı'nda 4 tane federasyon başkanı olarak beni de buldular. Nereden buluyorsalar biz de gittik. Önerilerimizi sunduk. Önerilerimizden dikkate alındı bir kısmı, en azından şu anda taslak halinde mütevelli heyetine seçtiğimiz iki muhtar gibi il genel belediye meclislerine her yıl 2 tane muhtar seçilmesi taslağa kondu. Büyükşehir meclisine 5 tane muhtar seçilmesi kondu ama ben bununla yetinmiyorum. Bunun şey olması lazım. Her mahalle bazında olması lazım diye mücadele ediyoruz. Dolayısıyla da bu kanuni bir düzenleme olması gerekiyor. Yarın da Allah nasip ederse Samsun'a gideceğim. Dolayısıyla da bakanlıkta tekrar Balıkesir'de bir 15 tane muhtar çağırdı. Ben 15 tane dernek başkanımızın ismini verdim. 21-22 Mart'ta yapılacaktı. Fakat iptal olmadı. Ertelendi o. Dolayısıyla da biz Türkiye'de Sakarya Muhtarlar Federasyonu olarak taşı altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Bu şekilde de mücadele ediyoruz. Tabii buna bir siyasi destek de olması lazım ki kanun düzenleme olması için. Dolayısıyla da bakalım 3 gün sürecek Samsun'daki Çalıştay'da da son şeyi koyacağız. Ve Türkiye'de ilk defa uygulanan SEMOS programının da Türkiye'deki diğer 80 vilayette uygulanması ve Sakarya'da güncellenmesi için canla başla çalışıyoruz. Tekrar ben böyle başlıkları halinde topladıktan sonra tekrar bu imkanı sağladığınız için, muhtarların sesi olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Katılan dernek başkanımız Abdullah Şener abimize ve katılan muhtarlarımıza ve sizlere de teşekkür ederiz. Belediyeler muhtarlıklara aynı yardım ve desteği sağlar ibaresi var. Ben buna nakdi kelimesinin konulmasını talep ediyorum. Ayrıca bütçe imkanı dahilinde diyor. Bütçe imkanı dahilinde dediği zaman, belediye başkanı bütçem yok dediği zaman teslim oluyorsun. Biz bunun için her yıl Aralık ayında yapılan bütçeye konur somut ifadeli olması gerekir. Belediyeler şu anda yapmak isterse ama ilçe belediyesine yakışır. Önce ben Adapazarı'nda 4 ilçenin belediye başkanıyken talep eden bütün mahallelerimize 5'e 4 de olsa 20 metrekare muhtarlık yerlerini yaptırttık. Bütün belediyeler bunu yapabilir. Nakdi kelimesinin de anlamı şudur. Temsil anlamında ve elektrik, internet gibi bir sürü giderlerini karşılama noktasında nakdi kelimesini konulmasını istedik. Bunun amatör spor kulüplerinde olduğunda örnek vererek. Muhtarlar Konuşuyor programının 14'ünün de sonuna geldik. Bu haftaki konuklarımız ülkemizin vitamin deposu olan Geyven'in muhtarlarıydı. Katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlıkça ve esence kalın.